örerken bu tarz koton iplikler kullandım. Bunların markaları farklı ama birbirlerine doku olarak çok yakın iplikler. Mesela bu Alize Cotton Gold, bu Himalaya sanırım çok eskiden almış olduğum ip. Bu iplikte Lanosa Alara, yani pamuk koton karışımı iplikler genellikle birbirlerine yapı olarak, doku olarak çok yakındır arkadaşlar. Bunları birlikte örebilirsiniz. Tek markada ip bulamıyorsanız. Hatta bakın bu şekilde yün içerikli bir iplikle de örgülerimde kullanıyorum. Bilmeyenler için en baştan anlatacağım arkadaşlar. İpliğimizi sıkıştırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. İçerisinden geçiriyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Ve buradaki iplikle beraber örmeye başlıyorum. Bunu da tutarak. Burada ilk sırada ilmeklerimi, dolgularımı 3 de çıkartıyorum arkadaşlar. 3 kere de arada bir zincir çekiyorum. Ortaya battım. 1, 2 ve 3. Bir zincir çekiyorum. 3 kere de dolgularımı çıkartıyorum. İki tane ikili trabzanla birinci sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi ince tığımı alıyorum. Pardon, buraya zincirimi zincirimin şu şekilde, bakın, şurada bir zincir kalacak şekilde ortasına batıyorum ve içinden ilmek kaydırma yapıyorum ve sıramı tamamladığımda bu şekilde görünüyor. İpimi kestim. Düğme atmadan arka kısmından batıyorum ve ipimi arkaya alıyorum. Buradaki görüntü çok düzgün olmuş oluyor bu şekilde ve ipimi arkadan yürütüp hemen en yakın kısımda sıkıştırıyorum. Birinci sıramı bitirdim. Şimdi ikinci sıradayız. Motifimin herhangi bir yerinden batıyorum. Bir tane zincir çektim. Aynı boşluğun içerisine ikili trabzan yaptım. İki tane zincir çekiyorum. Şimdi önündekine battım. İlkini çıkardım. İki tane tığda bıraktım. Tekrar ilmek alıyorum. Diğer ikiyi çıkardım. Kalan üç ilmeğimi bu şekilde çıkartıyorum. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Bir, 2. Birlikte örelim. İlk ikiyi çıkardım. Sonrasında diğer iki ve daha sonrasında 3 ilmeğimi çıkartıp 2 tane zincir çekiyorum. Umarım anlaşılmıştır. Ben şimdi sıramı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Yine sıramı tamamladım.
Burada yapmış olduğum işlem şu şekilde örgülerimi, dolgularımı açarak yerine tam düzgün şekilde yerleştirmek. Son iki zincirimi de çekiyorum. Yine ince uçlu tığımı alıp buradaki dolgunun tepesine ilmek kaydırmamı yapıyorum. Ve ipimi kestim. Yine çıkartıyorum düğüm atmadan. Arkadan aldım. Ve ipliğimi burada sıkıştırıyorum. Sıramı bu şekilde tamamlamış oldum. Üçüncü sıradayız. Yine motifimin herhangi bir yerinden battım. İki tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içerisine ikili trabzanlar yapıyorum. Arada bir zincir. Üç tane boşluğun içerisine batıyorum. Bir zinciri aralarda çekiyorum ve üç tane ikili trabzanı boşluklarıma dolduruyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Ben şimdi sıramı tamamlayıp geliyorum. Sıramı tamamladım. Arkadaşlar bakın yukarıya doğru hafif bombe duruyor motifim. Neden? Çünkü henüz el ütümü yapmadım. Bu şekilde yerine yerleştirince motiflerim daha düzgün duruyor arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ediyorum. Bakın hemen elimle bu şekilde dolgularımı yerine yerleştirdim. Bir zincirimi çekiyorum. Burada yine şuradan zincirimin içerisine battım. İlmek kaydırma yapıyorum. Motifimi kestim. İpimi kestim. Çok pardon. Şimdi buradan arka kısımdan yine batıyorum. İpimi sıkıştırdım. Bakın herhangi bir yani görüntü yok. Yönüne göre çekiştiriyorum. Diğer yöne göre bir tarafa kaydıysa dolgularım. Buna dikkat edin. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Dördüncü sıradayız. İpliğimizi değiştirdik. En çok sorulan sıra arkadaşlar. İkinci sıradaki dolguların tepe noktasına batıyorum ve yukarıya doğru ipimi çekiyorum ve sıkıştırdım. İpimin bu şekilde düzgün durmasını sağlıyorum sıkıştırmadan önce. Yine 2 3 tane zincirimi çektim ve diğer kısma batıyorum. Elimle düzeltiyorum. Bakın şurada elimle düzeltiyorum ve tekrar sıkıştırıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Batıyorum ve yukarıya doğru çektiriyorum. Düzgün durmalarını elimle sağlıyorum arkadaşlar. 2 3 3 zincirimi çektim. Yine ipliğimi yukarıya doğru çekiyorum ve sık iğne yapıyorum. Birlikte örelim. Bir, iki, üç. Eğer elimiz çok sıkıysa, bol öremiyorsak, buradaki zincirleri 4 zincir olarak sizler çekebilirsiniz. Ben bol yapıyorum biraz. O yüzden bende sıkıntı olmuyor. Eğer sizin örgünüz kubbe şeklinde toplanıyorsa, buradaki zincir sayısını mutlaka 4'e çıkartın. Siz 4 zincir çekin. 1, 2, 3. Sıramızın sonuna doğru geliyoruz.
Gördüğünüz gibi düzelterek, elimle yerleştirerek bunları yapıyorum. Düzgün durmasını istediğim için. 3. Sıramın sonuna geldim. 3 zincir çektim. Yine ince uçlu tığımı alıyorum. Buradaki zincirin tepe noktasından batıyorum ve çektim. İpimi kesiyorum. İpliğimi arka kısma geçiriyorum. Bakın yine burada güzel bir görüntü elde etmiş olduk. Burada şu alttaki iki dolguyu, hatta ipliğimizi de altından geçiriyorum ve sıkıştırmamı yapıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlamış oldum. Son sıraya geldik. Yine ipliğimi sıkıştırıyorum. Motifimin herhangi bir köşesine sıkıştırmamı yapıyorum. İki tane zincirimi çektim. Battım. Ve burada köşemi, ilk köşemi yapıyorum. Zincirlerimi, dolgularımı yukarıya doğru çektiriyorum. Uzun olmaları için, köşe olacakları için yukarıya doğru çektiriyorum. Siz dilerseniz buraları üçte de çıkartabilirsiniz. Oldukça yukarıya doğru uzun yapmaya çalışıyorum. Bir zincir çektim. Önümdeki boşluğun içerisine çok uzatmadan kısa ikili trabzanlar yapıyorum. İpliğimi yukarıya doğru çektirmiyorum arkadaşlar. Burası motifimin köşesini belirliyor çünkü. Yine bir zincir çektim. Kısa dolgumu yapıyorum. İpliğimi yukarıya doğru çektirmiyorum. Şimdi bir zincir çektim ve köşe yapacağım için yukarıya doğru biraz çektirerek örüyorum. Dediğim gibi sizler bunu şu şekilde 1, 2, 3 de daha rahatlıkla yukarıya doğru çektirebilirsiniz. Ben biraz elimle bunu dengeliyorum. Aralarda 2 zincir çekiyorum. Ve tekrar uzun dolgularımı yukarıya doğru çektirerek köşemi yapıyorum. İkinci köşemi yaptım. Bir zincirimi çekiyorum ve devam ediyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi motifimi bitirdim. Köşelerde uzun dolgularımı ve orta kısımlarda kısa dolgularımı yaparak çok düzgün bir kare elde etmiş oldum. Tabii ki el ütümü yapmayı asla ihmal etmiyorum. Dolgularımı yerine yerleştiriyorum arkadaşlar. Sizler de bu şekilde motiflerinizi örün. Motiflerimiz gördüğünüz gibi çok güzel, cıvıl cıvıl. Bunlardan hırka örebilirsiniz, battaniye örebilirsiniz, benim yaptığım gibi çanta örebilirsiniz. Gerçekten yapımı oldukça kolay ve eğlenceli bir motif. Zor bir kısmı asla yok. Çok güzel, rengarenk, cıvıl cıvıl motifler. Umarım beğenirsiniz ve sizlere faydalı olabilmişimdir. Bir sonraki videomda çantamı nasıl eklediğimi ve sap kısmını nasıl yaptığımı paylaşacağım. Sizler buradaki renklerden faydalanarak örmek istediğiniz her şeyi örebilirsiniz. Şimdilik herkese kolaylıklar diliyorum ve hoşça kalın diyorum.